Televizyon sesi koridora gelmiyor değil mi kuzum? Yok gelmiyor. Gerekiyorsa kapatalım. Gelmiyor. Tamam canım. Kaç şu an? Kaç oldu? 17-11. Akşamüstü 16'da. Hayat böyle ama zaten. Derdimiz o zaten. Onu düşünmek için bu kadar şey katlanıyoruz. Birazcık da. Şimdi uyuyunca biraz gevşer. Yani yapabileceğin... Ayrıca bir şey gerekiyor mu şu durumda düşünmek için? Çünkü biz 6 aydır böyleyiz zaten bebeğim. Bir şey de düştüğü zaman sersemliyor. Artık öyle oldu. Normale döndüğünde bizim kız... Yani 22'lerdeyken gayet böyleyim. 15-16'lara düştüğümde sersemliyor. Artık. Neyse. Yani bakalım hayırlısı. Yani 18-19'ları şey yaptığımı yeni mecburen... Deliksi ve dilaltı alıyorum da yani şu olsa düğmeye basar. Tamam. Tamam. Ben de buradayım kuzum. Hadi görüşürüz. Sağ ol yavrum. İyi yavruklar yavrum. Bir dakika yok seyredim yiyeceğini kapatıyorum valla. Seyredeceğim içim bayıldı ondan zaten. Yani Arthur Arthur. Arthur bir de baygın baygın konuşuyorlar. Yapsın. Sen hadi bakalım. Haydi bakalım. Işık seni etkiliyor mu? Ne? Işık. Yok. Rahatsız ediyor mu? Ben çok karanlıkta zaten uyuyamam ki. Ben de uyuyamam. Uyuyamazdım daha doğrusu. Kendim yatarken de bahçe lambasını yakıyorum. Tedirgin oluyorum. Valla odama çekildi mi? Aha. Odama çekildi mi? Bir de özellikle kalın perdeler yaptırdım ya ben. Aha. Yok karanlıkta şey yapamıyorum ama. Çok karanlık oldum. Yani gözümü açtığım zaman evet. Göreceğim bir anda ne var ne yok. Bir kere ekstra mı küçük balıklar geliyor? Çocuk bir gezeyim. Şey yapayım mı? Ne? Küçük. Yorgan vereyim mi? Yorgan mı var? Var. Var. Şimdi şu anla. Çoraplarımı şuraya koydum. Sen rahat ben edebilecek misin? Hayatım yastık yerine kullandım. Ben onu şey yaparım. Kalsın mı içeri? Kalsın kalsın. Ya, oldu da terlersen bunu hemen atarsın. Tamam. Şu odamlardan da ben de alacağım ya. Ya bizim çocuklar yüzünden. Hı. Yatak sistemi yapmam gerekiyor. Kerim'in şey, bütün odasında şey durumdayız. Ya, direktman. Yerde çift yorgan üzerinde şey. Hatice sen de o yün yorganı şey yaptı ya. Şimdi atma atamıyorum, satma satamıyorum. Anneannemin yorganını getirdi ben de. O zaman bu hani şey yapacağız ya ayın 19'unda. Verelim. Hayır olsun. Valla bana kalsa şey de
Ne sana kalsa? Tamam, bitti onun ömrü. Geri ister mi? Bıdı bıdı. Aa, yok yok. Yerini bulduk deriz biz. Ben ona o kadar yıkadım, uğraştım, ettim der. Deda. Ha. Köpek ölüsü gibi kapmıyor yerini. Bize ne ya? Onun yapağına kemikleri kalmadı. Neyin şeyini yapıyorsunuz? Aynen, yapanı hayret. Ben de çektim eziyet. Hadi 7 sülale daha çeksin. Nedir? Hatırası var. Tamam, annemden hatıra. Ben de İyi de yün de. Müdür kızım? Anneannemin üstünden mi? Koyunların yünü. Yani. Ama güzel dediğin doğru. Doğudakiler bile kullanmıyor artık. Yok canım, saydım. Ağır. Yavrum, biz artık alerjiyiz. Ben günün el lafı sokağın başında çırpılsa burada komaya giriyorum. Hmm. Elini sokar mıyım? Şey değil. Sen söyle, hani üstünü aldığın zaman ağır yorgan. Tabii canım. Kımıldayamıyorsun. Üstüne taş oturmuş gibi geliyor insan. Ya ben bu depremden önce benim vardı bir tane yün yatağım. Ondan önce onları küçük küçük, ince ince, misafirim çok gelip geliyordu biliyorsun ya. İncecik incecik şey yaptırdım. Yorgan yaptırdım. İncecik. Depremde ne kadar varsa insanlar kışın o sepillikte koydum şeyi arabaya, doğru düzceye götürdüm. Yani. İnsanlar çadırın içinde kaldılar, konteynerde kaldılar. Ceketin altına koyuyorum. Normalde ceketin altını bile şey yaptı. Çiğlerini sarkıttı. Düşündüm. Yani. Yani her şu kanepede yatarken onu alta yatak niyetine koyuyorum ama. İyi de ya. Ona kadar her şeyi koyarsın yani. Yani. Elimin yada her şey var. Hiç. Onu kullanan yaşlılar psikolojisiyle sınıyor şimdi. Tabii canım. Ve onu kabartacaksın, döveceksin, yerleştireceksin, yığılacak. Allah! Herhalde. Hadi öbür evdeyken teyzem onu yıkadı etti, bilmem ne bir şeyler yaptı da. Yarıcan. Ama onu ben yapamam yani. Yok be kızım, asla evet. İzin vermem öyle bir şey. Yani yaptığını görürsem uçururum seni. Seni ister yine öyle yıkansın, dövüş. Tabii. Kim uğraşacak onunla? Benlik iş değil yani o işler. Ben makineyi o yüzden büyük almışım. Ne? Makine diyorum, o yüzden büyük kazan aldım. Şimdi gençler yatıyor kalkıyor dedi. Öyle. Tamam, neresini değiştiriyor, şu aynı yorganları kullanıyor çocuklar ama. Atıyorum makineye, ha. Mis gibi, basıyorum berneli puf gibi, ha. Evin içinde dahi iki günde kuruyor yani. Tabii canım, Mustafa demişti yorganı. Şimdi o küçük ince yorganları alacağım. İnce Mustafa'nın. İşte onlardan alacağım. O kalabalığı da istemiyorum. İşte dediğim gibi kalabalık istemiyorum. İnce.
Buyurun. Ne oldu? İçin rahat etmedi. Şimdi doktora sorduk. Benim dedi kapri. Kapri getir. Tamam kız. İyi geceler. İyi geceler. Dile aldım. Suyu niye vereyim? Bağlandım. Aspirin gibi acaba. Evet değil mi? Bütün dengeyi alt üst ediyor. Bir de dilin altı en duyarlı yer ya.